Oğuz Üsteğmen içeriden Can. Niye bekliyorsun burada? Geçsene içeri. Üsteğmen'in ifadesini alan bir binbaşı var. Yaralı adamın ne ifadesi? Kimmiş o binbaşı? Vallahi delinin teki. Sen de dikkat et. Böyle ters düz konuşuyorsun. Sonra içeri attırmasın adam seni. Bugün atmasın da. Sonrası Allah kerim. Sizin neyiniz var? Işık. Komutanım. Gerçekten yapamamışım. Yani konunun sizinle hiçbir alakası yok. Ben yetiştirememişim sizi. Topuk selamı vermek ne ya? Ha? Eşkıyasın sen, eşkıya. Dağlara çıkmışsın. Düzene kafa tutmuşsun. Tamam, vatan millet aşkı uğruna yapmamışsın ama sevdiğin kadının aşkına yapmışsın. Öyle davran. Rahat ol. Ne işiniz var burada komutanım? Otur. Otur şuraya. Utanmadan bir de komutanım burada ne işiniz var diye soruyorsun. Asıl siz burada ne yapıyorsunuz lan? Ha? Böyle konaklarda, villalarda, lüks yaşamlarda gününü gün etmek. Siz buraya niye geldiniz alo? Biz neye gönderdik sizi? Ben buraya gelme sebebimi unutmadım komutanım. Nasıl unutmadın? Yuva kurmak ne demek lan? Ne olacak şimdi o kızcağız? Kurtulacak komutanım. Sen ne olacaksın? Ben her zaman bir yolunu bulurum komutanım. Bulamazsan? Ölürüm komutanım. Yörük. Bana bak çabuk iyileş. Belli ki bu ölecek. Seni askerlikten attıracağım. Halon'un yerine geçeceksin. Beni de yüzbaşı rütbesine düşürüp buraya sürenler... Bu rezillik de bana yeter. Sen bu kadına sevdalı mısın? Evet komutanım. İyi. En azından uğruna öleceğin bir sevdan var. Sen de pisi pisine gidiyordun. Lan deli binbaşının burada. Lan bırak şimdi binbaşıyı. Asıl Zeynep'in olduğu. Sen niye ölüyorsun? Ne oluyor yine? Zeynep'i almış Yılmaz. Bırakması için teslim olacağım. Ah. Alo. Oğlum Alican'la bir şey yapalım. Mecnun binbaşıya haber verelim. Tedbirsiz gidersen çıkamazsın sen oradan. Yunus. Sen de biliyorsun kardeşim. Tedbir aldığım an Zeynep'i öldürür Yılmaz. Yani sağ salim teslim edeceğine inanıyorsun Zeynep'e. Zeynep'i bırakacak. Ama Fikret'i sağ bırakmaz Yılmaz. Bilmiyorum oğlum yani. Göz göre göre ölüme gitmek bu. Ali İbrahim. Haber geldi. Tamam kardeşim, geliyorum. Mecnun binbaşının dediği gibi. Buralar sana emanet. Hakan arıyor.
Ha Hakan. Anladım. Biz de Davut'un oraya geldik şimdi. İnecek birazdan. Uşaklar. Dayı yazdı. Zeynep eve varmış. Ali. Bir şey söyleme kardeşim. Siz dönün eve. Kaldır kollarını. Bekleme, devam et. Ha. Devam et. Ah dur lan. Ben takip et. Senin olduğun yer senin de ha Ali İbrahim. Ne dedim ben sana? Muhatabın benim. Ben. Hadi şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın ulan? Öldüreceğim beni. Hı? Öldüreceğim beni oğlum. Konuşsan oğlum. Öldüreceğim beni. Sen bilirsin. Zeynep sen burada bekle, ben içeri girip bakıp geleyim. Ulan nasıl da eline yakışmıyor Turan? Osman şu kovayı değiştir artık, kan oldu.
Murat, Osman. Zeynep, hoş geldin. İyi misin? İyiyim ben. Halil İbrahim nerede? Mutfakta kahve yapıyordu. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapalım bey? Ortalığı temizliyoruz. Ha. Hele bir yüzüme bak. Onu mu soruyorum? Halil İbrahim. Çok korktum. Çok şükür iyisin. Çok şükür. Öldün sandım. Çok korktum. Zeynep'im. İyiyim. İyiyim. Korkma. Çok şükür sen de iyisin. De. Sen ne arıyorsun burada? Ne demek ne arıyorsun burada? Sen buraya Davut'a teslim olmak için gelmedin mi? Davut nerede? Adamları nerede? Şu kahvelerimizi bir içelim. Anlatacak mı söz? Kahve mi içelim? Halil İbrahim, kahve nereden çıktı şimdi? Ne olduğunu anlatmayacak mısın? Canım, hayatım. Anlatacağım. Anlatacağım. Dayı, hoş geldin. Hoş bulduk da yeğenim. Kardeşim, Zeynep sizin kahvelere çöktü. Eğer istiyorsanız kendinize yapın birer tane. Ya onun canı sağ olsun. Yaparız biz. Keyfinize bakın. Ula bırak şimdi kahve mavi. Acıktık da Turan. Hadi gidelim mutfağa bir şeyler yiyelim. Değil mi dayı? Biraz daha burada ne olduğunu doğru dürüst anlatmazsanız yiyeceksiniz tokat. Ben anlatacağım dayı. Gelsin. Hayır. Gel dayım, gel. Halil İbrahim, ne oluyor? Bir şey söylemeyecek misin? Şota arıyor. Ha Şota. Biz iyiyiz, iyiyiz. Siz ne yaptınız? Ha. Ya biz restorandayız. Yok, sizin gelmenize gerek yok. Tamam, eyvallah. Abim iyi miymiş? İyiymiş, iyiymiş. Eve gidiyorlarmış. Çok şükür. Ben de mutfağa gideyim. Osman bütün mutfağı yemeden. Ha? Ne oluyor? Sen niye benden habersiz bir şey yapıyorsun? Ya sana bir şey olsaydı? Bir işe yaramak istedim çünkü. En azından şu Yılmaz'ın gebermesi için. Annemin ona gideceğini tahmin ettim. Ama Allah'ın cezasını beni yakalayıp sana şantaj yapacağını nereden bilebilirdim? Bir daha beni böyle korkutma olur mu? Sen de korkuyor musun bir şeylerden? Korkuyorum. Seni kaybetmekten korkuyorum. Tamam. Seni bir daha korkutma. Şimdi anlat bana burada neler oldu. En son seni Davut'a teslim etmişlerdi. Sonra sen o psikopatı nasıl ikna ettin? Ne dedin yani? Davut yoktu. Oğlu Serkan vardı. O babasından daha manyak. Başta bir ters düz konuştu. Ama sonradan anlaştık. Halil İbrahim. Hakikaten anlaştık. Hatta burayı bize verdiler. Ne demek burayı bize verdiler? Aldık işte. Yani artık burası Davut'un yeri değil. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Sen kahveni iç. Ben gidip Turan'la Osman'dan ne olduğunu öğrenip geleyim. Tamam. Gitme, gitme. Ya Halil İbrahim, ben senin hayatından endişe ediyorum. Meraktan ölüyorum. Sen...
iş görüşmesine gelmiş gibi yok devraldık mevraldık bir şeyler söylüyorsun bana. Benim de yoktu burayı almak aklımda. Serkan'la konuşurken öyle birden gelişti. Sıkmayın lan! Hayatım, bak burası benim küçüklüğümden beri var ve bu adamlara aitler. Onlar ölse bile bir çöpünü vermezler kimseye. Sana burayı nasıl verdiler? Dediğin gibi, başta biraz gönülsüzdü. Ama sonradan bir şekilde ikna oldu. Verdiğin bir kişi yaşıyor mu? Sen daha kime bulaştığının farkında değilsin oğlum. Ben pisliğe bulaşmam. Ama o pislik döner, dolaşır, benim etrafımda gezerse onu yok ederim. Ama bugün seni öldürmeyeceğim. Babana yollayacağım. Sırf dediklerimi ilet, bu sefer doğru anlasın diye. Benim olduğum yer benimdir dedim, anlamadınız. Burası artık benim. Davut'un yeri diye bir yer yok. Burası Halon'un yeri. O bana 12 saat müddet veren babana git de ki... Hani mekanımı bastı ya... Uzaktan dürbünlü tüfekle benim evimde misafirimi vurdu ya... Onu bu topraklarda misafir yapacağım. Mekansız bırakacağım. Ta ki toprakla kavuşana kadar. Her gün hangi gün bana sıra gelecek diye beklesin. Şimdi topla pılını pırtını. Defol git mekanımdan. Yürü! Duran, kardeşim. Benim işim bitti. Buraya gelin. Davut şartları konuşmak için tekrardan gelecektir. Ama Serkan... Giderken bayağı mutluydu vallahi. Neyse. Tamam. Seni o kadar ama o kadar çok seviyorum ki... bu söylediğin yalanların hiçbiri umurumda değil. Sen hayattasın ya. İstediğin masalı anlat bana. Hadi evimize gidelim. Bizimkiler kapatır dükkanı. Dükkanmış. Osman, biz çıkıyoruz. Evde buluşuruz. Tamam, tamam. Bir şeyler atıştırıp hemen geliyoruz. Halil bırak. Bizde buranın anahtarı yok. Nasıl kilitleyeceğiz burayı? Kardeşim, anahtara kilide gerek yok. Bizim mekanımıza davetsiz kimse giremez.
Ben iyi olmaya iyiyim de bu adamlar iyice azdıracak şimdi. Yani mekanlarına da el koyunca ne yapacaklar? Davut'u karşıma getirmenin başka yolu yoktu. Serkan'ı öldürüp Mehmet Ali'nin oğlunun intikamını aldım deyip konuyu kapatırdım da. Bunlar delikanlı değil kardeş, çakal sürüsü. Davut'u Yılmaz'ın maşası olmaktan çıkarmam lazım. Onda da sen haklısın. Belli ki Yılmaz sağlam para yedirmiş bunlara. Fikret'in dediğine göre paralar Rızvan Leto'nun. Ya kardeş bir insan kendi kızına, oğluna bu kalleşliği nasıl yapar ya? Oğlum bunların bildiği başka yaşam şekli yok ki. Alışmış insanları sırtından vurmaya. Oğluyla kızı buna sırtını dönünce bu da geldi yine sırtından vurdu. Ah benim sevdam. Sen neredesin? Ben çok özledim seni. Ben gittiğinden beri dua ediyorum sana bir şey olmasın diye. Ben de diyorum benim işlerim niye rast gidiyor? Kim bana dua ediyor acaba diye. E benim işte. Sen olmasa ben ne yapacağım acaba? Çok geçmiş olsun Ali İbrahim. İyisin değil mi şimdi? Çok merak ettik seni. İyiyim iyiyim. Aç mısın? Zeynep bir şey de hazırlattı kendine. İstiyorsan ben de sana hazırlayayım. Ha tamam ben Zeynep'in tabağından atıştırırım. Çorba yaptım, onu getireyim en azından. Sen seviyorsun diye yapmıştım. Olur. Sen yedin mi bir şeyler? Sağ olsun, herkes ayrı ayrı iyi bakıyor bana. Tokum ben. Getiriyorum. Oh, çok özlemişim ya ben seni. Ne yaptın bakalım bugün? Halil İbrahim, Zeynep açtı. Sana da hazırlayayım mı bir şeyler? Yok, Ceylan çorba yapmış, ondan içtim. Sağ ol. Eda Nur? Hazır mısın yeni hayatına? Ne gibi? Zeynep bahsetmedi mi restorandan? Bahsetti ama benim hayatımla ne ilgisi var? Sen işleteceksin orayı. Anlamadım. Sen bizim eşimizi dostumuzu tanırsın. Bence çok iyi işleteceksin. Yani ben ne anlarım ki işletmecilikten Ali İbrahim? Anlarsın anlarsın. Hiç bana bakmak ben bilmiyordum seninle birlikte öğrendim. Eda Nur yapar yapmasına evvelallah her şeyin üstesinden de gelir benim kızım ama nasıl olacak Ali İbrahim şimdi bu durumda? Kapıdaki güvenlikleri sen ayarlayacaksın Yusuf abi. Senin yeğenlerden koyarsınız Merve ablamla. Garsonlarla mutfak aynı kalacak. Dokunulmazlığa dair de bir şey değişmeyecek. Eda Nur orada olduğu sürece de oranın bizim olduğunu herkes bilecek. Ben sen bana güvendiysen ben tabii ki elimden gelenin en iyisini yaparım. Yani çok da mutlu oldum. Varsın. Hadi hayırlı olsun kızım. Hadi. Ne yaparsın sen ya? Oğlum sen de tokum dedin götürüyorsun. Hadi olmaları gitmeyeyim ben sana. Vallahi çok güzel olmuş. Bize de konu konu çay. Bize bir tamam, şey yok. Tamam geçecek kızarım. Ama gideceğiz tabii ki. Zeynep'im. Ne yapıyorsun sen burada? Kahvaltı hazır demiştin. Hadi gidelim. Halil İbrahim gelsene. Ben seninle bir şey konuşacaktım. Vazgeçtim. Sonra dün yine bir şeylere ayar oldum. O yüzden seninle konuşmak istiyorum. Konuşalım bakalım. Neye ayar oldun? Ama lütfen söyleyeceklerimi yanlış anlama. Ben seni kıskanmam. Çünkü sana çok güveniyorum. Yani seni herhangi birinden kıskanmam ben. Yani? Yani konu Ceylan. Ne olmuş Ceylan'a? Bence sana aşık Halil İbrahim. Ne demek Zeynep? Ya önce bir dinler misin? İlk başta benden nefret ediyor, ailemden nefret ediyor. Benimle bir problemim var diye düşündüm. Ama mesele ben değilim artık bundan eminim. Mesele sensin Halil İbrahim. İyi de Zeynep, Ceylan böyle bir kız değil ki. Sen Ceylan'ı ne kadar iyi tanıyorsun? Ayrıca hepimiz aynı fikirdeyiz. Hepiniz derken? Bütün kadınlar. Eda Nur yok öyle bir şey dedi. Merve abla başkasına yordu. Fatma anne olur mu öyle şey dedi. Ama geldikleri nokta Sema ve benimle aynı. Yani bana olan minnet duygusundan dolayı bir ilgisi olabilir. Ama bunu sevgiyle, aşkla karıştırmak biraz haksızlık olur bence. Ya biz hepimiz toplandık. Ceylan'a haksızlık ediyoruz yani. Ya hayatım sen bana inanmıyor musun, güvenmiyor musun söylediklerime? Tabii ki inanıyorum ve güveniyorum sana. Ne yapmamı istersin? Söyle. Ceylan'ın buradan gitmesini istiyorum.
Zeynep. Yani ben böyle bir şey yapamam. Bana sığınan birine git diyemem. Senin böyle bir şey yapamayacağını tahmin ediyorum. O yüzden sen yapmayacaksan müsaade et ben yapayım. Hayır olmaz yani. Senin böyle bir şey yapmana izin veremem. Seni böyle bir konuma düşürmem. Şöyle yapalım. Ben bir dayımla konuşayım. O illaki her şeyin farkındadır. Eğer dediğiniz gibiyse, o da sizinle aynı fikirdeyse... ...o ceylanlara yaşayacak, kalacak bir yer bulur. Lisan-ı münasip de başka bir yerde misafir ederiz. Bir söz verdim çünkü. Bahara kadar dedim. Tamam, olur. Dayı ne derse ben razıyım. Çünkü o bu evde olup biten her şeyin farkında. Kızın birilerinde bir şeyler beslediği doğrudur. Ama bu sen misin, Oğuz mu, bizim uşaklardan biri mi? Onu anlamadım. Beni de bilirsin, bu işlerden çok anlamam. Ama kadınların hepsi aynı fikirdeyse... ...onlar bu konularda yanılmazlar. Onların bir tehlike çanı var. Çalmaya başladı mı mutlaka tedbirini alacaksın. İyi de dayı garibandır ya. Ben garibanın duygusuna nasıl tedbir alayım? Eğer dedikleri gibiyse bile... Ben söyleyemem dayı. Yani? Yanisi sen söyleyeceksin dayı. Güvenliği bahane edeceksin. Sevda'nın okulunu bahane edeceksin. Kasabada bir yere yerleştireceksin artık. Ne zaman olacak konuşma? Bugün. Yeri ne zaman gelirse. Git Davut'la konuş deseydin daha kolaydı. Onu ben yaparım dayı. Kolayını bana bırak. İyi. Bak anne, ben de alayım. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ben de alayım biraz. Elinize sağlık. Şey, börek fena yok. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Gel hadi gel. Hoş geldiniz. Buyurun. Gel dayım. Canım. Nasıl oldunuz? İyi, daha iyi. Eda Nur, teşekkür ederim. Bu arada sen şimdi restoranın başına geçtin ya. Ben senin yerinde olsam bir liste yapardım, böyle kara liste. İçeri girenlerin yasaklı olduğu. En başa da Osman'ı koyardım. Niye? Çünkü bizim bu koca ayı dün gece restoranda ne var ne yok her şeyi yedi içti bitirdi. Ya benim Osman'ıma feda olsun. Ayrıca o bana kıyamaz. Düşmanım oluyor ondan yemiştir bitsin diye. Ya evet. Tabii kesin adından yemiştir değil mi? Tabii. Osman'ım ayların acısını çıkarmıştır. Oraya her gittiğimizde bir olay çıkıyor, tabağa yarım kalıyor. Bir ekmek alabilir miyim? Al. Bu arada ben görevde değilim tabii ama... ...bu adamın bu restoranı size devrettiğine dair bir belge, kayıt, mayıt bir şey var mı? Yok. Yani yarın öbür gün bu adam polise, jandarmaya gidip... ...bunlar benim mekanıma çöktüler derse. Keşke öyle bir şey dese. Eğer biri Davut'a çökebiliyorsa... ...Davut da bu yüzden gidip jandarmaya şikayet ediyorsa Davut bitmiş demektir zaten. Evet. Yusuf iyi diyorsun da komutan şunu söylemek istiyor. Şimdi bu Davut jandarmaya gitmeyecek. E ne yapacak? Üstüne bir bardak soğuk su mu içecek? Yani Halil İbrahim oğlunu bir şekilde ikna etmiş. Babasını da eder herhalde. Babasına da bir şekil yapacağız. Ama nasıl bir şekil? Duruma göre bakacağız. Bak bakalım. Al yavrum sevdin sen. Ye çocuğum. Sağ ol anacığım. Bir daha sanacağım. Çok güzel olmuş ya. Eda abi bak senin ilk icraatın bunu dükkana koymak olsun. Hakikaten güzel olmuş. Anca bu böreği artık restoranda yiyeceksiniz. Sema diyor ki artık evde kahvaltı hazırlamak yok, akşam yemeği hazırlamak yok. Sofra kurmayacağız. Bundan sonra herkes karnını lokantada doyursun gelsin. Ay öyle miymiş? Öyle tabii. Yeter ya. Bıktık vallahi yemekmiş, bulaşıkmış. Ha, madem orada yapan birileri var, birileri de bizi bir yemeğe götürsün bari. Hatun sen ne zaman istedin de ben seni yemeğe götürmedim ya? Eda Nur Hanım biz Sema ile iki kişilik yer ayırtmak istiyoruz orada. Hay hay efendim. Ne zaman için olsun rezervasyonunuz? Ben ne zaman müsait olurum hadi. Vallahi Sema ne zaman isterse o zaman müsaitsin sen kardeşim. Ha. Duydun mu? Duydum, duydum. Ekmek verir misin bana? Aa, bana Osman oturum açtı. Neredesin sen? Teşekkürler Sema. Nerede kaldınız oğlum? Gelin çay koyun kendinize. Geldim, geldim. Yaptın mı kahvaltı? Hazır herkes buradayken... Ceylan'la ilgili söylemek istediklerim var. Derviş dayı, müsaade edersen önce ben bir şey söyleyebilir miyim?
Olur. Halil İbrahim, sana ne kadar teşekkür etsem az. Bize aileni, sofranı, dostlarını açtın. Sevda da ben de senin hakkını ödeyemeyiz. Özellikle ben diyorum. Çünkü eğer bu eve gelmeseydim, bu hisleri hiçbir zaman hissedemezdim. Buraya gelmeden önce biri bana deseydi ki, gönlünü birine kaptıracaksın. Hem de o kişi tertemiz, dürüst, mert bir adam olacak. İnanmazdım. Evet. Şimdi her şeyden önce bu güzel sözlerin için sana teşekkür ederim Ceylan. Vallahi ne diyeyim? Allah için ben de senin için aynı böyle düşünüyorum. Yani? Eğer müsaadeniz olursa biz Osman'la bir aile olmaya karar verdik. Ne? Abla? Evet. Ulan ne garip garip bakıyorsunuz. Arkadaşlar ölüm haberi mi aldınız? Ne bu haliniz? Ulan balınız evleniyor. Sevinmediniz mi de? Sevindik tabii kardeşim, sevinmez mi? Şok olduk Osman. Şok. Şaşırdık. Sevindik Osman. Şaşırdık. Ama. Tabii oğlum biraz. Sevindik tabii canım, hayırlı olsun. Şok olduk Osman. Şoka girdik ya. Gel lan kimse. Başıma kalacağım diye o kadar korktum ki Osman. Osman abi, meşe odunu sen ben toplantı yapacaktık. Ne olur karıştırma şimdi, keyfim yerinde. O da ne toplantısı? Düğün var, düğün. Bak ne bir şeye kadar Osman. Ulan çok iyi. Zeynep, sen bir şey demeyecek misin? Bu evde mutlu olmayı en çok hak eden kişi sensin Osman. Hayır canım kardeşim. Sema, bak azıcık kızı örnek al. Ne güzel moral veriyor. Canım kardeşim. Halil bu ne diyor ya? Ne yapıyor ya? Ne var lan? Hadi hayırlı olsun. Allah tamam. Allah tamamını erdirsin. Nikah şahidi yazarım he. Seve seve. dayı gel bir tane sana sarılayım. Al al gel. Sen inandın mı Ceylan'ın söylediklerine? Yani evleneceğiz dediler. Birbirimizden hoşlanıyoruz demediler. Evlenecekler yani. Osman'ı yaktı ya. Yani sırf bu evde kalabilmek için Osman'ı yaktı bu kız. Başka birini söyleseydi bu evde kalamazdı çünkü. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok Zeynep. Derviş dayı ne dedi peki? Birinden hoşlandığı muhakkak. Ama o kişinin kim olduğunu bilmiyorum dedi. Meğer Osman'mış. Kendimi geçtim, Osman'a üzülüyorum ya. Delireceğim ben. Kız öyle bir şey yaptı ki elimizi kolumuzu bağladı bizim. Şimdi gidip Osman'a ne diyeceğiz yani biz? Bu kız seni sevmiyor derdi başka mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz yani? Leyla geldi. Aa, hayırdır inşallah. Kardeşim benim. Leyla'cığım. Abla. Kusura bakma böyle aramadan geldim ama. Evden çıkıp nereye gideceğimi bilemedim. Olur mu öyle şey? Hoş geldin ablacığım. Burası senin de evin. Gel. Hoş geldin. Özel bir konu konuşacaksanız ben çıkayım. Yok, kalsan daha iyi. Bence seni de ilgilendiren konular. Ne oldu Leyla? Fikret abim. Ayşe'yi aldatmış. Bu sizin özeliniz. Ben çıkayım. Damla'yla aldatmış. Abi ya. Ay böyle bir şey yapmış olamazsın ya. Ha ben otelden çıkarken gördüğümde Damla'yı anlamıştım zaten ama kondurmamıştım.
Yavuz'la Levent'in bundan haberi var mı? Evet, öğrenmişler. Yavuz Damla'yı boğmak üzereyken abim geldi. Damla'yı da alıp size gitti. Bize mi gitti? E Ayşe? Ayşe çocukları alıp zaten annemlere gitmiş. Bu kadar insanın nasıl haberi oldu bundan? Kim yaydı bu haberi? Asıl olay orası zaten. Meğer dün babam da oradaymış, Yılmaz'ın yanında. Abime elimi öp, herkesi sat, yoksa seni mahvederim demiş. Abim de yok deyince işi patlamış. Ben de diyorum, Fikret oradan nasıl sağ çıktı? Meğer sağ çıkamamış. Evet Anıl Hanım, servisleri hazırladık. İstediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Eda Hanım, çiçekler hazır. Süper, hadi gelin onları beraberce bir yerleştirelim. Ya ne güzel yaptın be Halil. Vallahi bak, ben uzun zaman sonra Eda Hanım'ı ilk defa bu kadar mutlu görüyorum ha. Yani Allah rahmet etsin. Ya kardeşimiz, temelimiz gittikten sonra ya bu kızı bu kadar mutlu görmek, ne bileyim be. Eyvallah. Aynısı Tülen. Sonuçta bize emanetti. Bu arada çifte mutluluk yaşıyor he. Hem bir baltaya sap olamaz denilen Balcı Osman mutluluğa yürüyor. Ona seviniyor. Hem de buraya patroniç oluyor. Ya Osman, sen de az yere bakan yürek yakan çıkmadın ha. Değil mi Halil? Biz bunun bağlarızı zannediyorduk. Bu baya baya eşek arısı çıktı ha. Allah Allah. Ula Turan Antovatim, ne kadar üstüme gelirsen gel, vız gelir tırıs gider. Ha, bugün benim moralim bozamaz. Ha. Hani İbrahim, bu Davutlar bütün müşterilere cenaze dolayısıyla kapalıyız demişler. Ama ben bütün müşterileri aradım. Bizim devraldığımızı, yarından itibaren de açık olduğumuzu söyledim. Herkes de gayet iyi karşıladı. Ben bu işi çok iyi yapacağına eminim Edamur. Yeter ki umudunu kaybetme, panik yapma, erkenden pes etme. İnsanların alışması biraz zaman alacaktır. Vallahi benim de alışmam biraz zaman olacak ama bence üstesinden geleceğim. Gelirsin patron, gelirsin. Sıkıntı yapma. Hayır Danur. Bu arada bu elemanlardan aklına yatmayan varsa şimdiden gönder gitsin. Sonra bizi böyle sabote etmeye falan kalkmasınlar yani. Yok yok. Ekip o kadar mutlu ki o şirketler gitti diye Halil İbrahim'e dua ediyorlar. Ha, iyi. Danur. Hı? O dua eden arkadaşlara söyle de hazır müşteri yok diyor, öyle salmasınlar. Biz burada niye varız da? Azıcık bir şey hazırlayıp getirsinler de bir ters edelim, ağzımız tatlansın da. Balım, sen girerken ekip seni gördü. Hazırlıklara başladı, hemen geliyor, merak etme. İyi iyi. Osman'ım, sen şimdi damat olacaksın ya. Acaba diyorum, yani senin için yapması çok zor olacak ama boğazını mı tutsan belki yanlışlıkla biraz kilo verirsin. Ha? O niye Tülen? Papyon mu takacağız? Beni beğenen ağa böyle beğenmiş zaten. Değil mi Halil İbrahim? Öyle kardeşim, öyle. Ben de böyle bir özgüven arıyorum ha. Halil İbrahim, ben yeğenleri kapıya yerleştirdim ama Davut çıktı geldi. Olay çıkarmaya gelmemişler. Ben Halil İbrahim'le görüşeceğim dedi. Yalnız gireceğim içeri diyor. Gelsin Yusuf abi. İçeri alalım. Yusuf abi, üstünü arasın ama çocuklar. Yok yok, üstünü aramaya gerek yok. Müşteri yok zaten. Madem buraya kadar gelmeye cesaret etmiş, ne diyecekse desin. İyi, ben alıp geleyim bari. Ben de geleyim de kapıdakiler beni de görsün. Arkadaşlar, bize biraz müsaade eder misiniz? Tabii efendim. Tabii Halil İbrahim Bey. Halil İbrahim, bir şey ikram etsek mi? Madem hayırlı olsuna gelmişler. Hayırlı olsun derse ikram ederiz. Diyeceklerim var demişsin. Buyur, otur.
İnsanlar namı için yaşar. Bizim bir namımız var. Normalde benim seninle ilgili hiçbir derdim yok. Tu. Ama buraya geldiğinden beri namı olan kim varsa gittin çattın. Olabilir. Böyle bir tarzın var belli ki. Ama Halil İbrahim, bazı aileleri vurmakla bitiremezsin. Şimdi vuruşacak mıyız? Yoksa el sıkışıp bir şekilde uzlaşacak mıyız? Benim bildiğim insanlar şerefi için yaşar. Şerefi olan adam da iyi bir nam yapar. Bazı insanlar da çalıp çırparak, vurup kırarak, zulmederek nam yapar. İşte benim derdim bu insanlarla. Geldiğim günden beri ne zaman böyle bir şerefsiz görsem gittim ona çattım. Doğrudur. Bu benim tarzımdır. Uzlaşacak mıyız, vuruşacak mıyız kısmına gelirsek. Vuruşmayı sen başlattın. Ben her zaman uzlaşmak istedim. Ama senin o kardeşin, sonra da oğlun buna engel oldular. Dün burada oğlunu öldürmedim. Yapmadım. Sana gönderdim. Bak bu benim için çok büyük bir uzlaşma hamlesidir. Sen de bu şekilde buraya geldin. Bir adımdır benim için. Eğer benimle kalıcı olarak uzlaşmak istiyorsan Yılmaz Marten'le bağını keseceksin. Rızvan Leto'yla bağını keseceksin. Bana, çevreme, masumlara düşmanlık eden herkesle bağını keseceksin. Ben de seninle yeni bir başlangıç yapacağım. Halil İbrahim, buraya taviz vermeye gelmedim. Kiminle ne konuşacağım? Ne iş yapacağım, ne ortaklık kuracağım seni hiç ilgilendirmez. Mekanıma çökmüşsün. Ben çökülen mekanı geri almak için mücadele etmem. Ben o mekana çökenlerin canını almak için mücadele ederim. İstediğim bu mu? Değil. Benim canım ortada, Davut. Alabilseydin eğer, dün alırdın zaten. Benimle uzlaşmak istiyorsan, taviz vereceksin. Yoksa o öldür öldür bitmez dediğin sülaleni yok ederim. Anladığım, uzlaşmak yerine vuruşmak taraftarız. O zaman şunu bil. Herkes birbirinin üstüne yürüyecek. Senin lafınla son sözümü söyleyeyim. Senin çöktüğün yer seninse, benim çöktüğüm yer benimdir. İlk yanlışımda bu sefer Karabasan olarak sana çökerim.
adımını ona göre at, Davut. Ali İbrahim, ne diyor bu herif çökeceğim mökeceğim? Bizim neyimiz var da çökecekmiş? Biz daha bunun yeni 40 tane adamını indirmedik mi? Neyi kastediyor? İşlerimizi kastediyor kardeşim. Ben Ceket'in yanına gidiyorum. Dayıma söyle, Mehmet Ali'yi oraya çağırsın. Acilmiş desin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.